Tekrar merhaba. Avrupa Birliği'nin Rusya'ya karşı yaptığı listesinde kimler var? Yayınımın ikinci bölümündeyiz. Birinci bölümde 28 Şubat 2022 tarihli Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde yayınlanan uygulama yönetmeliğini inceledik ve bitti. Şimdi yönetmelik ekindeki listeyi inceleyeceğiz. İlginç kısım burada. Bakalım listede kimler var ve bu kimler neden listede yer alıyor? 26 kişi var toplam ve bir sigorta şirketi var. Şöyle bir baktım, istihbarat servisleri sanki çok ciddi çalışmışlar. Bu liste öyle hazırlanmış gibi dursa da aslında kamuya açık olan bilgilerden elde edilmiş, derlenmiş bilgileri içeriyor gibi duruyor. Hadi başlayalım. Birinci sırada Igor Ivanovich Seçin. Yanlış telaffuz için özür dilerim. Rusçam iyi değil. Şaka şaka Rusça bilmiyorum. Igor 1960 doğumluymuş bu arada ve Rusmuş. Rus Devlet Petrol Şirketi. Yani bu bir kamu şirketi ve dünyanın en büyük ham petrol üreticilerinden biri olan Rosneft'in CEO'su. Putin'in en güvenilir ve en yakın danışmanlarından biri olduğu kadar kişisel arkadaşıymış da. Rusya Devlet Başkanı'yla her gün, anahtar kelime burada, her gün temas halindeymiş. Rus siyasi seçkinlerin en güçlülerinden biri. Putin ile bağlantıları uzun ve derin. Laflara bakın. Derin. 1990'larda Sankt Petersburg Belediye Başkanlığı sırasında Putin ile birlikte çalışmış ve o zamandan beri sadakatini kanıtlamış biri. 1990'da Igor Putin'in özel kalem müdürü olmuş. 2008'de başbakan yardımcılığı yapmış ve 2012'de de Rosneft'in CEO'su olmuş. Rus devletiyle ortaklaşa faaliyet gösteren oligarklardan biri. Burada kısa bir parantez açalım gerekiyor. Oligark ne demek? Tabii ki oligarşiden geliyor. Oligarşinin de bildiğimiz gibi küçük ve ayrıcalıklı, küçük olmak zorunda ayrıcalıklı bir grubun iktidarda olduğu yönetim şekli. Oligarşinin üyesi ya da üye denmez herhalde, destekçisi diyelim, kişi ya da grupları tanımlamak için de oligark terimi kullanılıyor. Igor itaat ve sadakati karşılığında Putin'den finanslar, kazançlar ve önemli görevler alan insanlar arasında. Putin tarafından önemli ve zor görevlerle görevlendirilmiş. Bu zor görevler neler acaba? Mutlaka bir listesi vardır Avrupa Birliği'nin elinde. Ve Rosneft liderliği ve büyük bir servet ile ödüllendirilmiş. Rosneft, Putin tarafından kullanılmakta olan Gelendzhik yakınlarındaki saray kompleksinin üzüm bağlarının hale bak finansmanında yer almış. Üzüm bağlarını finanse etmiş Rosneft. Putin'in üzüm bağları. Kırım'ın ilhakından ve Ukrayna'nın istikrarsızlaştırılmasından sorumlu Rus karar vericilere menkul ve finansal olarak destek vermiş ve kendi onlardan yararlanmış. Rüşvet vermiş, rüşvet almış gibi bir durum söz konusu. Evet.
Ayrıca Igor'un CEO'su olduğu Rosneft'in yan kuruluşu olan Rosneft Agro yasa dışı olarak ilhak edilen Kırım ve Sivastopol toprakları ile Rusya arasında hava uçuş bağlantısı sağlayan Simferopol havalimanına jet yakıtı sağlıyormuş. Şimdi burada Avrupa Birliği tarafından Kırım'ın yasa dışı olarak ilhak edildiğine vurgu yapılması var. Ve Simferopol Uluslararası Havalimanı bildiğim kadarıyla Sivastopol'da. Ama tabii bakmak gerek, bakmam gerek. Öylesini hatırlayamadım. Yani bu sebeplerden dolayı bu kişi bu listede, yaptığım listesinde yer almış. Adam iyi izlenmiş ama bunlar açık bilgiler yani. Casus filmi tadında bir liste gibi duruyor ama biraz hızlı gitmek lazım. Şimdi ikinci sırada kim var? Ona bakalım. Nikolay Petrovich Tokarev. Bu da Transneft'in CEO'su. Büyük Rus petrol ve gaz şirketi Transneft. Putin'in uzun zamandır yakın arkadaşıymış. Hatta 1980'lerde KGB'de Putin'le birlikte görev yapmış Bay Tokarev. 2000'lerde Putin namına büyük devlet varlıkları üzerinde kontrolü üstlenmiş. Hale bak. Ve devlet ile yakın ortaklık içinde çalışan oligarklardan biri. Bu Transneft'te hükümet tarafından kontrol edilen şirket, Putin'in kişisel kullanımda olan saray kompleksinin masraflarını karşılamış. Sadece Nikolay değil, Nikolay'ın yakın akrabaları da Rus devletinden nemalanmışlar. Bu sebeple bu listede yer alıyorlar. Üçüncü sırada Alisher Usmanov var. Bu bir Özbek. Usmanov Putin'in çok yakını ve Kremlin yanlısı bir oligark, anladık onu. Putin'in favorilerinden biri, favori isimlerinden biri. E nasıl olmasın? Para akışından sorumlu ve Putin'in para konularında sorunlarını çözen iş insanlarından. Bu dönemde Putin'in bu kişiye çok ihtiyacı var. Çünkü yaptırımlar söz konusu. FinCEN Files. FinCEN dosyalarına göre Putin'in danışmanı Yumaşev'e, yani Putin'e, değil mi, danışmanına veriyorsa Putin'e veriyor demek, 6 milyon dolar ödemiş Usmanov. Şimdi bu FinCEN dosyaları ülkeler arasında uluslararası zikzak çizen, kirli paranın yolculuğunu ortaya döken dosyalar. Muhtemelen 2020'de ortaya dökülmüştü diye hatırlıyorum. Usmanov aynı zamanda Güvenlik Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, yani Rusya Konseyi ve Rusya eski Cumhurbaşkanı ve Başbakanına da lüks konutlar falan yardımında bulunmuş. Kirli gömlekler, hayret bir şey. bulunmuş. Usmanov'un demir çelik medya ve internet şirketlerinde hisseleri varmış. Çelik devi Metallo Invest. Metallo Invest. Ve bu insan günlük Kommersant gazetesinin kontrolünde eline geçirince gazete açıkça Kremlin yanlısı bir tavır almış. Olur tabii.
Kommersant'ta Ukrayna karşıtı propagandacı bir makale yayınlanmış. Makalede eski Cumhurbaşkanı Medvedev dış güçlerin kontrolü altında olan Ukrayna yönetimiyle görüşmeler yaptığı için yerden yere vurmuş anlaşılan. Medvedev'in başına gelenler. Evet, bir sonraki kişi Peter Olegovich Aven. Bu da Putin'e yakın bir oligark, iş insanları bunlar. Alfa Grubun önemli hissedarlarından. Alfa Grup. Alfa Grubun içinde tabii Alfa Bank da var, bulunuyor. Aa, yanlış hatırlamıyorsam Alfa Grup bir zamanlar Turkcell'in eski ortağıydı. Hala öyle mi bilmiyorum. Bakmak gerek buna da. AVE'nin Putin ile arkadaşlığı 1990'lara dayanıyormuş. Rosneft Petrol'ün CEO'su Igor'un da yakın arkadaşıymış. Putin'in büyük kızı Maria'nın Alfa Endo isimli vakfını da Alfa Bankası fonlamaktaymış. Alfa Endo isimli vakıf ne iş yapar? Ona da bakmakta fayda var. Daha sonra aklınızda bulunsun. AVE'nin Moskova Tahkim Mahkemesi'nde görülmekte olan bir davasına ilişkin Putin müdahale etmiş. Tabii bunun üzerine yani yargıya da müdahale etmiş Putin bu AVEN için. AVEN Kremlin'e karşı Batı'nın uyguladığı yaptırımları kaldırmak için girişimlerde bulunmuş. İşte karşılıklı. O ona onu yapmış. O da buna bunu bulunmuş. Gibi bir durum. Ancak 2016 yılında Putin AVEN'i şirketlerine yönelik yaptırımlar geleceğine dair uyarmış. Hikayeye bakar mısınız? Ve kendisini korumasını haber vermiş. AVEN'de 2018'de Washington DC'ye gitmiş. Rus hükümetinin kendisine verdiği resmi olmayan gayri resmi görevi yerine getirmiş. Anlaşılan kaldırın yaptırımları falan demiş. Çünkü o sırada Rusya'da Kırım'ın ilhakından dolayı yaptırımlar var. Geçelim. Mikhail Maratovich Friedman. Friedman da Alfa Grup ortaklarından Aven gibi işler görmüş. Evet, Aven'in yaptığı işlere yandaşlık etmiş. Geçtik. Sergey Pavlovich Voldugin. Putin'in cüzdanı. Bu insan Putin'in cüzdanıymış. Putin'in kişisel yani gizli finans hareketlerinden sorumluymuş. En az 2 milyar Amerikan doları gibi. Vay, bir meblağdan bahsediliyor. Kendisinin de en az 5 offshore hesabı var. Varlıklarını Rusya Bankası'nda tutuyor. Devlet Bankası'nda. Ayrıca Troika Laundromat da yer aldı. Ve sistem üzerinden milyarlarca doları geçirmiş. Troika Laundromat nedir bilmiyordum. Hemen bakayım.
Küresel bankalar aracılığıyla 2010-2014 yılları arasında 80 milyar Amerikan dolarının Rusya'dan çıkartılması ile ilgili bir yolsuzluk dosyası imiş. Evet, yolsuzluklar. Bunlar listedeki iş adamları. Şimdi geldik listedeki kamu görevlilerine. Dmitri Sergeyevich Peskov. Moskova doğumlu, 1967. Kendisi Putin'in basın sekreteri oluyor. Ukrayna ile görüşmelerin faydasız olduğuna dair propaganda yaptığı biliniyor. Yani. Evet. Dmitri Nikolaevich Chernyshenko. Bu kişi de Rusya'nın turizm, spor, kültür ve iletişimden sorumlu başbakan yardımcısı. Aynı zamanda Rusya Demir Yolları'nın yönetim kurulu üyesi. Neden bu listede yer alıyor? Ukrayna sınırında yapılan askeri yığına demir yolları ile yapılmış. Buna izin verdiği için. Zaten kamu görevlisi iletişimden sorumlu. Propaganda yapmıştır. Ve askeri yığına yapılması için demir yolları kullanıldığından bu listeye girmiş. Buna izin verdiğinden bu listeye girmiş. Geçelim. İrek Envarovich Fayzulin. Bu kişi de Rusya'nın İmar ve İskan Bakanı, aynı zamanda Rusya Demir Yolları Yönetim Kurulu Başkanı. Yani bu müdahaleleri kolaylaştırıcı altyapıya hükmedenleri bile listeye almış Avrupa Birliği gibi duruyor. Vitali Gennadyevich Savelyev. Ulaştırma Bakanı, Rusya Demir Yolları Yönetim Kurulu üyesi. Diğer ikisinden farklı olarak bu Aeroflot'un da lideriymiş. Evet. Aeroflot'un da lideriymiş. Tabii Aeroflot Rus havaalanları ile Simferopol uluslararası havaalanı arasında yolcu, değil mi? Yolcu hava taşımacılığı yaptığı için yaptırımlara maruz kalmış. Yani bu bir sivil hava taşımacılığı olmasına rağmen bu listede yer almış. Peki, geçelim. Andrei Anatolievich Turçak. Birleşik Rusya Partisi'nin genel sekreteri ve Federasyon birinci başkan yardımcısı. Siyasi başarısını Anatoli Turçak, yani babasından almış. Onunla ilgili olduğu söyleniyormuş. Ha, bu iyiymiş. Anatoli Putin'in judo arkadaşıymış. Judo arkadaşıymış. Turçak'ta Donetsk ve Luhansk'ın ayrılıkçılarını destekleyen, bununla ilgili propaganda yapan kişi olduğu için bu listede yer almış. Şimdi bundan sonra liste haberciler, televizyon programcıları, filmciler ve aktivistler şeklinde gidiyor. Bunlara da çok kısaca bakalım. Tigran Edmondovic Keosayan. Bu kişi Ukrayna karşıtı propaganda yapan bir film yönetmeni ve gazeteci.
Ukrayna'yı sürekli olarak zayıf ve yozlaşmış bir ülke olarak resmetmiş. Çektiği filmler Rus devleti tarafından fonlanmış. O yüzden bu listeye alınmış. Yani devletin fonladığı filmler nedeniyle. Ama zaten onlarla bu filmlerde propaganda yaptığı için. Peki. Devam edelim. Karşımıza Olga Vladimirovna Skabeyeva geliyor. Bu da devlete ait bir televizyon kanalında eşiyle birlikte program yapan bir gazeteci. Ukrayna hakkında kara propaganda yaptığı için dolayısıyla bu listede yer alıyor. Bunlar hep aynı geçiyor burada. Bunları okumaya gerek yok. Kim hangi filmi yapmış, nerede yayın yapmış, onları okumaya gerek yok. Geldik Alexander Ponomarenko'ya. Alexander Ponomarenko tabii ki bir Rus oligark. Okuyabilirsem. Sheremetyevo Uluslararası Havalimanı Yönetim Kurulu Başkanı. O Kırım Cumhuriyeti'nin sözde lideri. Bu da Putin'in kaldığı sarayın masraflarını karşılayan kişiymiş. Ne masraflı bir saraymış. Geçelim. Modest Alexievich Kolarov. Regnum portalının kurucu ortağı ve genel yayın yönetmeni. Bu da tabii ki malum konularda propaganda yaptığı için bu listededir. Ukrayna'yı sık sık faşist olarak tasvir etmiş. Neo-Nazi ülkesi ve Batı yanlısı bir kukla olarak tanıtmış dünyada. O yüzden bu listede. Roman Georgievich Babayan. Roman Georgievich Babayan, haberci ve Moskova City Duma, yani Rus bölgesel parlamentosunun bir üyesi. Kendi programları var. Oralarda Ukrayna'yı rezil rüsva etmek için çalışmış, yani propaganda yapmış. Yevgeni Nikolaevich Prilepin. Bu bir Rus aktivist, gazeteci, yazar. Tanımıyorum yazar olarak ve Adil Rusya, Vatansever, Hakikat Partisi eş başkanı. Ve Kırım Evin Yolu belgesel propaganda filminin aktörü bir kişi. O da listede yerini almış. Bir sonraki kişi Anton Vyacheslavovich Krasovski. Bu da haberci, Ukrayna aleyhine propaganda yapması nedeniyle listede yer almış. Hemen arkasından Arkadi Viktorovich Mamontov geliyor. Bu da televizyoncu, Ukrayna aleyhine propaganda yapmış. Evet, bundan sonra bitiyor haberciler. Ve geldik askerlere. Sergey Mikhailovich Pinçuk. Pinçuk. İsme bak. Ne güzel. Pinçuk.
Karadeniz filosunun amiral yardımcısı ve birinci komutanı. Rus Silahlı Kuvvetleri'nin askeri bölgesine bağlıymış. Ukrayna'ya karşı askeri operasyonlar yapmış. Hatta yapmakta. Tabii. Hatta yapmakta. Tabii 24 Şubat 2022'de de görev almış biri. Geçtik. Alexey Yurevich Avdeev. Rusya'nın Güney Askeri Bölgesi Komutan Yardımcısı. Bu da aynı sebep. Geçiyoruz o yüzden. Rustam Usmanoviç Kor General ve Güney Askeri Bölgesi Komutan Yardımcısı. Bunlar da hep 24 Şubat'taki operasyondan. Demek ki halen görev alan kişiler. Andrei Ivanovich, havalı okuyorum, Şenovoy. Neyse, Şehevoy. Kor General ve Güney Askeri Bölgesi 8. Muhafız Kombine Silah Ordusu Silahlı Ordu Komutanı. Kombine Silah Ordu. Komutanı. Geçtik. Gennadi Nikolayevich Timchenko. Volga grubun. Volga bir özel yatırım grubumuş. Volga özel yatırım grubun sahibi. Putin'in sırdaşı. Sırdaşı. Volga grubu Rus ekonomisine ve gelişimine önemli ölçüde katkıda bulunan bir iş kuruluşu. Rusya Bankası'nın hissedarlarından, ulusal medya grup üzerinde de desteği var. Ulusal medyayı destekliyor, finanse ediyor. Ulusal medyayı bir iş insanı finanse ediyor. Ulusal medyayı iş insanı finanse ediyor. Peki. Geçtik. Alexey Aleksandrovits Mordaşkov. Bu da Sever grubun başkanı. Bunun da Rusya Bankası'nda hisseleri var. Bu da ulusal medya gruba finans sağlıyor. Okey. Bunu da geçelim. Son kişiye geldik. Peter Mikhailovich Fratkov. Peter Promsvoyaz Bank. Yani nasıl okunuyor? Neyse. Kamu Bankası. Bu banka. Bir kamu bankası diyelim. İsmini okuyamadık. Rezillik. Bir kamu bankasının başkanı. Rus savunma sanayine ve ordusuna mali destek sağlıyor. Savunma sanayine ve ordusuna mali destek sağlıyor. Acaba Rus savunma sanayi devlet mi? Devlet kurumu mu yoksa özel mi? Buna da bir ara bakmak lazım. Aklımıza takıldı. Ve kişiler burada bitti. Tam 26 kişi okuduk. Son olarak bir kurum var. Karşımıza çıkıyor. Gas Industry Insurance Company SOGAS. Bu Rusya Federasyonu'ndaki en büyük uluslararası sigorta grubu. Niye burada? Bu arada tepemden F-16'lar geçiyor. Niçin burada? Şu yüzden buradaymış.
demir yolları altyapısını oluşturan köprü inşaatlarını sigortaladığı için listede yer almış bir kurum. Şimdi oldukça hani değdin mi Putin'e listede yer alırsın gibi bir durum söz konusu olmuş liste. Aynen bu şekilde gelişmiş. Gerçekten vay 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 denilecek bir liste. Tabii bu hikayeleri okuyunca şimdi içeride müthiş bir karmaşa olacak. Kesin epey büyük bir paradan bahsediyoruz çünkü. Bu listedeki insanlara bağlı önemli karmaşa yaratacak büyük bir paradan, bu paraların kayıplarından, bu paralar olmazsa finanse edilen propaganda, finanse edilen savunma sanayi nasıl işleyecek? Yani ciddi bir çerçeve içine alınmış gibi gözüküyor. Tabii önemli olan karmaşa çıkacak. Ama önemli olan bu karmaşaya bu insanlar nasıl reaksiyon gösterecekler? Bu kurumlar nasıl reaksiyon gösterecekler? Veya gösterebilecekler mi? Belki göstermek isterler ama gösteremeyebilirler de. Dolayısıyla bekleyip göreceğiz. Şimdi uzun uzun okuduk. Umarım bir güzel bilgilendirme oldu. Ve buraya kadar gelip dinlediyseniz şimdilik hoşça kalın diyorum size. Bir başka kayıtta yeniden buluşalım. Belki daha eğlenceli kayıtlar yaparız. Belli mi olur? Hoşça kalın.